Biz bayağı deve istilasına uğradık ya, baksanıza. Lan! Selamlar arkadaşlar. Biz bir tura katıldık. Sadece Burak'la ben varız ama hostelde çalıştığımız, kaldığımız adamın oğlu sağ olsun bize tanıttı. Bize de çok makul geldi. Yani 70 TL'ye çöl göreceğiz, Tuz Gölü'nde gün batımı izleyeceğiz, yeraltı şehri göreceğiz. Şu an tam yeraltı şehrinin önündeyiz. Bilet falan alıp içeri gireceğiz. Bak şöyle görünüyor. Oo, bayağı karanlık. Siz göremeyebilirsiniz şu an. Tanıtacağız. Bu video çok eğlenceli geçecek. Çöle falan gideceğiz. Güzel aktiviteler yapacağız inşallah varsa çölde. Güzel gün batımı izleyeceğiz. Şimdi bilet alalım, aşağı gireceğiz. All this fresh as well. So, this place was completely closed. Şimdi arkadaşlar buranın olayı şu. Biraz anladım, biraz da Burak'tan destek aldım İngilizce konusunda. Şimdi şurada borular var. Şu pencerenin tam altında borular var. Borulardan su geliyor. Çeşmeler var zaten, görüyorum ben. Şu yuvarlak deliklerden su akıyor. Burası şöyle tamamıyla bak, ağzına kadar doluyor arkadaşlar. Şimdi çöl iklimde yazın su bulmak zor, tamam mı? Bu kapı, tamam şu kapı, bu kapıyı kapatıyorlar abi. Böyle yılan şeklinde, S şeklinde boru koyuyorlar. İnsanlar suyunu şu kapı var ya, kapıdan alıyorlar. Yani su buradan doluyor. Su zor bulacakları için kapıda sırayla bidonlara, şişelere ne bulurlarsa dolduruyorlar. Yani işin özü buymuş. Burada olay bu. Yeraltı şehrine girdik. Şimdi ışık çok yok ama dur şurada. Heh. Kapadokya'da var. Gitmiştim ben. Ona benziyor. Daha dar, daha ufak. Experts are confusing right now. They don't know how big. How they made? Yeah. Yes. Burası da tuvaletmiş arkadaşlar. Yeraltı şehrindeki tuvalet. Şimdi ben burayı size dışarıdan anlatacağım. Çekiyorum. Biraz araştırmıştım. Biraz da rehberi dinleyeceğim. Hepsini dışarıdan size anlatacağım. Şimdi biz şehrin kalesine geldik. Kalesini anlatmadan önce, kalenin içine girmeden önce size şeyi anlatmak istiyorum. Yeraltı şehrini. Çünkü orası çok karanlık. Orada anlatsam sağlıklı bir bilgi alamazdık ve net olarak bir şeyi duyamazdınız. Beni görmeden de bir şeyi anlatmak istemedim size. Şimdi bu şehrin adı Neşuabat. Buraya gelmek için Kaşan'dan bir 20 dakikalık yol geliyorsunuz. 20 dakikaya buraya gelebiliyorsunuz. Şehrin iki tane yapılma amacı var arkadaşlar. Birisi çöl iklimi burası. Çok çok ama çok sıcak olduğu için insanlar yazın serinlemek için o şehre giriyor. Yeraltı şehrine girip serinliyorlar. Sulayı suyu da zaten gördüğünüz orada. İkincisi de herhangi bir düşman işgalinde, herhangi bir baskında vesaire yolları fark ettiğinizi bilmiyorum. Çok zikzaklıydı böyle. Yeraltı şehri çok zikzaklıydı. Görevli bile girmiş kaybolmuş orada bize anlatan rehber. Öyle söyleyeyim size, zor bulmuş yolu. Yani öleceğini düşünmüş. İşte labirent gibi yapmışlar düşmanları rahat yakalayabilmek için. Ya da çukurlar koymuşlar ki düşmanlar düşsün, o düştüğü çukurda onları öldürebilmek için. 1500 yıl eskiye dayanıyor. 1500 yıl önce keşfedilmiş. Adamın biri tepeden düşmüş, öyle bulmuşlar. Rehber öyle söyledi. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Öyle keşfedilmiş ama. Şimdi şehrin kalesine gireceğiz. Ne şu Abat. Bu şehrin simgesi, kalesi gibi bir şey. Fars kalesi diye geçiyor. Kerpiçten yapılmış. Şöyle kerpiçten yapılma bir mimari burası. Wow 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 wow. Beklediğimden daha iyi. Bir futbol sahası büyüklüğünde. Tamamıyla çevrili. Tamamıyla şöyle surlarla çevrili. Görüyor musunuz? Farklıymış. Komple kerpiç. Çok güzel görünüyor. Şu yukarı çıkayım bakayım. Güzel bir fotoğraf çekebilirsem fotoğraf çekeyim. Oh! Biraz pislendi ama. Çıktım. Ne şu Abat şehri burası. Şöyle.
Ve indik. Mustafa'yla tanışın. Uğur, Mustafa. Mustafa. Bizim hostelde bizi işte getiren arkadaş bu. Eşini de getirdi. Eşiyle beraber gidiyoruz. Böyle girip çıkmak için böyle değişik çukurlardan, deliklerden geçiyorsunuz. Şimdiki gideceğimiz lokasyonlar biraz daha uzak. Biraz arabadayız. Kestiler önümüzü ya, eşekle. Yok, başlık parası veremeyiz. Yok, paramız yok. Geliyor. Kız parası istiyor ya. Okey, yavaş. Okey. Arkadaşlar, bir deve istilasına uğradık. Önümüzü kestiler. Şunlara bakın ya. Yabani deve bunlar ama zararsızlar, hiçbir şey yapmıyorlar. Etrafına dolanıyoruz. Şunların ortasına. Kanka yapma öyle şeyler ya, bir fotoğraf alacağım. Sevimli mi bakıyorlar, sevimsiz mi bakıyorlar anlamadım ki. Tırsıyorum biraz. Çok kıkıyor. Hırlıyor ya, hırlıyor mu? Hırlıyor mu? Bir şey yapıyor. Kanka oluşan hemşe. Gel. Çöle geldik arkadaşlar. Bu çölün adı Maranjap Çölü diye geçiyor. Diesel, Maranjap Diesel. Kaşan şehrinden böyle 40-50 km bir uzaklıkta. Demin develeri gördünüz değil mi? Yabani deve onlar. Yolu kapatmışlardı ama çok zarar vermiyorlar herhalde. Bir ısınmaya çalışıyorlardı. Hatta Burak'ın kamerasına yakalanmışım. Koyuyorum şimdi, izleyin. Ne uğradık ya, baksanıza. Lan! Lan! Sen kaymışsın. Lan ölüyordun. Onu koşuyor. Şansım bu işte benim. Beni deve de kovalıyor işte. Ben dişi olduğundan şüpheleniyorum ama beni kovaladığına göre biliyorsunuz cazibemi. Şimdi çöldeyiz. Şu yukarılara bir çıkalım. Şu tepeye çıkacağız. Gün batımını izlemeye Tuz Gölü'ne gidecektik ama gideceğiz ama sanırsam bulutlar güneşi kapatmış, çok güzel çıkmayabilir. Şansımıza artık şu Sabuha tepesine doğru. Sabuha. Ferdi Tayfun vardı ya. Sabuha bırakıp gitme dedim. Oy! Kumda yürümek çok zor. Çöldeyim canım. Bir çöp müyüm? Koşalım mı lan? Hadi koşalım. Lo. Ya. Ben 92-90'a çıkıyor adamım. Öyle kaşarsan böyle nefes nefes kalırsın. Bak sefer yapmışlar. Arabaydı. Pahalı arkadaşlar. O kadar paramız yok. İran ucuz ama bizim de o kadar paramız yok. Bir çay içmek istiyorum. Sıcak bir çay. Bir seyir tepesi bulduk oğlum lan. Şöyle. Fotoğrafı iyi çıkardım böyle. Çay içeceğim şimdi. Termos getirmiştim. Şimdi soruyorum size. Böyle bir manzarada çay içiyorsunuz. Seçin yani. Her şey mümkün arkadaşlar. Ne gerek var 15 lira bir çaya vermeye? Uçsuz bucaksız ova. Kum.
İleride dağlar. Geldik, keyif müziği dinleyelim. Güzel oldu ya. Güzel oldu. Tuzgöl'e doğru gideceğiz şimdi gün batımı izleyelim ama gün batımlık bir şey kalmadı pek. Şuraya bak, insanlar arabalarıyla geliyor. Şurada görüyor musunuz? Bunlar safari arabası, çöl arabası, jip hepsi. Piknik yapıyorlar ya. Bildiğin bak, kilimleri, milimleri serdiler. Piknik yapacaklar şimdi. Şimdi biz bizim arabaya doğru gidiyoruz. Çölde böyle bir şey arkadaşlar. Böyle güzel bir yer. Kum oldu her yerimiz ama Allah'tan şuraya bak. Bugün yıkatacağız her şeyi. Bugün makine günü. Geldik geri 8-9 gün oldu. Videoda fark ettiniz, hep bunları giyiyorum. Bir çorap ve iç çamaşırı değiştiriyorum. Bugün hepsi temizlenecek. Kervansaray'a geldik arkadaşlar. Çölün ortasında bir otel burası. Yani bir hiçliğin arasında bir yapılmış bir saray. İçeri giriş yasak, sadece otel müşterilerine ait ama abi biz girebilir miyiz dedik. Güvenlik yok dedi. Sen çalışan abi de sahibi girsinler bırak dedi. Teşekkür ediyoruz. Geceliğini sordum ben buranın. Şöyle bir saray. 20 euroymuş. Yani hemen hemen saydığım gibi böyle bir şey ama 45-50 tane de oda var. Güzel ya. Ya bu tur biraz güzel oldu. Farklı oldu bizim için. Biraz da ucuzdu. 70-75 TL. Bunları, bu aktiviteleri yapıyoruz. Daha da camiye gideceğiz. Tuz Gölü'ne gidemiyoruz. Tamamen kervansarayın arkasında zaten ama gün batımı yok neydi. Hava kapandı zaten. Soğumaya başladı. Anla video mu bunu ya? Gençler piknik yapıyor. Arkadaşlar bir görmek için de olsa Tuz Gölü'ne geldik. Gün batımını izleyemiyoruz ama en azından görelim dedik. Ankara'dakine gitmiştim, Şerefli Koçhisar'dakine. Hava soğuk ama. Hava, üstümü giyeyim. Gerçekten hava, yani çöldeyiz. Soğuyor ister istemez. Şurada da gençler bak, görüyor musunuz? Şurada. Şu kısımda. Oturmuşlar, müzik dinleyip piknik yapıyorlar. Güzel, gençlerin böyle birbirine vakit ayırması güzel. Gençlerin böyle bir şeyler, bir aktivitede olması güzel. Tuz bak, bunlar hep. Dikkat edelim de balçığa girmeyelim. Allah'a giriyorduk. Öyle. Ova baksana. Boylu boyuna bir ova. Şimdi camiye doğru yürürken burada bak şu, görüyor musunuz? Bunlar ne biliyor musunuz? Mezar arkadaşlar. Caminin önünde mezar var. Mezar bunlar. Birçoğu İran Savaşı'nda şehit olarak şehit olmuş. Buraya gömülmüş. Birçoğunu buraya gömmek istemişler herhalde. Öyle anladım. Hep mezar ya. Caminin önünde mezarlar var. Şöyle. Resimlerini asmışlar. Işıl ışıl cami. Annem sever böyle taşlı şeyleri, parlayan şeyleri. Anneciğim, tam senlik cami, gel. Hostele geldim arkadaşlar. Meyve aldım kendime, portakal, muz. Vallahi bu soğukta, soğuk sıcak, soğuk sıcak kabile değişiyor mevsim. Hasta olmuyorsam bunlar sayesinde yani. Şimdi bu hostelin adı. Unuttum lan.
Dur bakayım, vallahi unuttum. Sana historical hostel. Sana historical hotel. House, ev diye geçiyor. Yazacağım zaten. Şimdi bu turu biz 7,5 euro yaptık kişi başı Burak'la. Ben normalde turları sevmiyorum. Ben de hiç sevmiyorum ama şahıs biz olduğumuz için sadece Burak'la katıldım. Yoksa ordinary olayını hiç sevmem böyle. Biz erken çıktık. İstediğimiz kadar vakit geçirdik istediğimiz yerde. Ondan dolayı katıldık bu tura. Şimdi yarın da buradayız. Kaşan'dayız. Ama yarın dinlenme günü. Kamera ve telefon elime almama günü. Sokaklarda kaybolma günü. Çay kahve içme günü. İnsanlarla tanışma günü. Sonraki gün İsfahan'a gideceğiz. Bu videoyu böyle bitiriyorum. Umarım sevdiniz. Umarım hoşunuza gitti. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok dikkat edin. Hava akşam olduğu için iyi geceler.